Evet arkadaşlar, size bugün iPhone 6 Plus nasıl resetlenir, nasıl fabrika ayarlarına dönülür arkadaşlar, onu göstereceğim. Cihazımız burada. iPhone 6 Plus bildiğiniz gibi iPhone 6'nın büyük ekranlı olanı. Peki nasıl resetleyeceğiz arkadaşlar? iPhone'lar genellikle hemen hemen arkadaşlar hep aynı menülerden resetleniyor. Peki nasıl resetleyeceğiz arkadaşlar? Ayarlar menüsünden resetleyeceğiz ama daha önce bazı yapmamız gereken şeyler var. Bunlardan biri arkadaşlar. Şurada bunlar iCloud hesabı arkadaşlar. iCloud hesabının muhakkak çıkış yapmış olmanız gerekiyor. Çıkış yapmazsanız arkadaşlar resetlediğiniz zaman tekrar cihazınız açıldığında açılış menüsünde kalabilir. Sebebi de şu arkadaşlar. iCloud hesabı arkadaşlar cihazın açılması için gerekli olan bir hesap. Eğer cihaza girilmişse arkadaşlar o hesabın şifresini muhakkak bilmeniz gerekiyor. Eğer şifresini biliyorsanız sorun yok. İstediğiniz gibi resetleyebilirsiniz ama şifresini bilmiyorsanız arkadaşlar muhakkak ve muhakkak cihazınızı resetlemeyin. Ya da önce bir check edin arkadaşlar bilgilerinizi bilgisayar üzerinden iCloud.com'a girerek şifre ve kullanıcı adınızı check edin. Ondan sonra arkadaşlar cihazınızı resetleyin. Eğer bilmeden resetlerseniz arkadaşlar emin olun ki açılış ekranında kalır ve cihazınız bir daha kullanılamaz hale gelebilir. O yüzden benim size tavsiyem arkadaşlar cihazınızı resetlemeden önce muhakkak iCloud hesabınızdan çıkış yapın. Bakın ben çıkış yaptım, giriş yapın diyor. Çıkış yaptığım için arkadaşlar yeni bir hesap girmemi istiyor ama gerek yok girmeyeceğim. Ya da arkadaşlar eğer hesabınızda resetlemeden önce bazı bilgileriniz varsa onları alın yedekleyin. Peki nasıl yedekleyeceğiz arkadaşlar? iTunes üzerinden yedekleyebilirsiniz. Ya da benim videolarım içinde var. 3U programı üzerinden de yedeklemenizi yapabilirsiniz. Resetleyeceğiz. Peki nasıl resetleyeceğiz arkadaşlar? Buradan arkadaşlar genel ayarlara giriyorum. Bakın genel ayarlarda en altta şurada sıfırla var. Bak görüyorsunuz. Sıfırla tıklıyorum arkadaşlar. Buradan tüm içerik ve ayarları sil dediğim zaman arkadaşlar tüm içerik ve ayarları silerek cihazı tamamen eski fabrika ayarlarına geri döndürüyor. Şuradan da tekrar göstereyim arkadaşlar. Şuradan da gelebilirsiniz. Bakın şöyle de göstereyim ben size. Şuraya gelip şuraya en üst tarafa şuraya sıfırla diye de yazarsanız arkadaşlar sıfırlama diye de yazarsanız arkadaşlar oradan da aratır bulabilirsiniz. Bazen çıkıyor ama şu an çıkmadı. Buradan ayarlar bölümüne gelmeniz de yeterli. Ayarlar bölümünde arkadaşlar nereye gireceğiz? Ayarlar bölümünden şuraya gireceğiz. Ayarlar bölümünde genel ayarlara giriyoruz. Bakın en üstte genel ayarlara giriyoruz. Genel ayarlara girdikten sonra en altta bakın şurada sıfırla diye bir bölüm var. Sıfırla bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra burada nasıl sıfırlayacağız? Tüm ayarları sıfırla dediğim zaman arkadaşlar sadece telefonun ayarlarını sıfırlıyor. Yani işte zil sesidir, ne bileyim Wi-Fi ayarıdır. Şunlar bunları sıfırlıyor. Tüm içerikleri ve ayarları sildiğiniz zaman arkadaşlar içinde bulunan tüm verileri sıfırlıyor ve cihazı ilk kutudan çıkardığınız hale geri getiriyor. Bir de arkadaşlar ağ ayarlarını sıfırlama var. Ağ ayarları sıfırlamada arkadaşlar Wi-Fi, şebeke, Bluetooth gibi ayarların tamamını sıfırlamasında ağ ayarları sıfırlaması kullanılıyor. Biz sadece tüm içerik ve ayarları sileceğiz. Bu ayarları sildiğiniz zaman arkadaşlar tüm diğer ayarlarıyla da yapmış oluyorsunuz. Bu hemen hemen hepsini kapsıyor. Şöyle sil diyorum. Bakın burada en altta iPhone'u sil var. iPhone'u sil'e tıklıyorum. Tekrar aynısını sürüyor. Tekrar iPhone'u sil diyorum. Bakın bir altta bir bar çıktı. O bar sonuna kadar dolacak arkadaşlar. Ve sıfırlanmış olacak. Sıfırlansın. Zaten dikkat ederseniz bilgisayardan da ses geldi. Bağlantı ayarını kesti. Evet doluyor. Evet. Kapattı cihazımız arkadaşlar. Otomatik olarak tekrar açıyor. Alttaki barımız tekrar çıktı arkadaşlar. Sonuna kadar dolacak.
Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfırlama bitti. İlk telefonu açtığınız haldeki şekle geldi. Merhaba diyor. İşte çeşitli dillerde hoş geldiniz diyor. Buradan orta tuşa basıyorum. Bastıktan sonra burada Türkçeyi seçiyorum arkadaşlar. Türkiye seçtim. Dil ayarlamasını bekleyelim. Burada eliyle diyorum arkadaşlar. Burada herhangi bir bağlantı yapmayacağım. Ya da yapabilirim ya da gerek yok. Direkt iTunes'e bağlandı diyebilirim. Ya da direkt şeyimi seçip Wi-Fi'yi seçip arkadaşlar onun üzerine. Bağlantıyı yaptıktan sonra arkadaşlar sonraki diyorum. Etkinleştirme birkaç dakika sürecek diyor. Bekleyelim arkadaşlar. Evet. Burada sürdür diyorum arkadaşlar. Touch ID sorunum var zaten. Tuşu sorunluydu. O yüzden o kısmı kendi otomatikman atladı zaten. Touch ID'yi sonra ayarladım. Burada parola seçeneklerini arkadaşlar. Parola kullanma dedim. Kullanma diyorum tekrar. Böyle de geçsin. Bunu da bekleyelim. Herhangi bir veri aktarmayacağım ama eğer siz veri aktarmak istiyorsanız buradaki bilgileri girip arkadaşlar verilerinizi aktarabilirsiniz. Buradan da herhangi bir hesap girmeyeceğim arkadaşlar. Kullanma diyorum şimdilik. Evet, bunu da kabul ettik. Sürdür dedim. Tekrar sürdür diyorum. Sürdür dedim. Sürdür dedim arkadaşlar. Paylaşma diyorum. Buradan bir görüntü seçelim. Büyük ya da küçük hangisini istiyorsanız. Büyütülmüşü seçtim. Sonraki dedim. Ve başlat dedim. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi resetlememizi yaptık. Şimdi ekranı büyütüp tekrar getirecek. Bekliyorum. Evet. Geldi. Logolarımız büyüdü. Gördüğünüz gibi büyük ekran seçtiğimiz için. Bu uygulamaları da arkadaşlar sistem üzerinden kendi otomatik olarak yükleyecek. Genel anlamda basit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde resetledik iPhone 6 Plus'ı. Siz de arkadaşlar gösterdiğim yöntemler üzerinden iPhone 6 Plus'ı resetleyebilirsiniz. Yazılım atarak da resetleyebilirsiniz. Yazılım zor ise arkadaşlar bu yöntem üzerinden resetleyebilirsiniz. Ha, yazılım zor olursa arkadaşlar bununla ilgili videom var. Oradan seyredip siz de yapabilirsiniz. Büyük logo olarak geldi. Bu şekilde siz de resetleyebilirsiniz. Bilgisayar üzerinden resetleyebilirsiniz. Bilgisayar üzerinden iTunes programı kullanarak resetleyebilirsiniz. Onunla ilgili arkadaşlar videolarım var. Onları seyredip siz de o işlemleri yapabilirsiniz. Bir problemle karşılaşırsanız arkadaşlar lütfen bana yorumlardan yazmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmayı, destek olmayı, paylaşmayı. Ben arkadaşlar hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.